Bir sabır sınavının görüntüleriyle devam edeceğiz. Denetim yapan trafik ekipleri kafayı çekip kamyon direksiyonuna geçen iki şoföre alkol testi yapmak istedi ama şoförler öyle pişkindi ki akla karayı seçtiler. Veriyorsun kimliğini, vermiyorsun. Kimliğimi versem arabayı bağlamayacağım mı? Ver bakacağım ona göre işte. Kimliğini vermemek, alkol metreyi üflememek için direndi. Benim aramam var zaten. Tercih sıkıntı yok. Patron da inatçıydı. O da konuştukça konuştu. Biz orada bekliyorduk. İkisi de oraya kaçanları alalım. Senin gibi. Kaçıyorsun biz şimdi. Kaçtın işte oraya aldık. Bursa'da akşam saatleriydi. Denetimdeki ekipler bu kamyoneti durdurdu. Sabır sınavı başladı. Üflersem karakola mı gideceğiz? Bakalım. Hadi ama oyalamazsın. Bak daha uygulama yapıyorum. Yok bak. Oyalamıyorum artık yani yapacağım. Ehliyetine daha önce el konulmuştu. 114 promil alkollü çıkınca yine kaptırdı. Baktı ki araç da bağlanıyor. Nakliye firmasının sahibini çağırdı. Bu araba da benim bak. Direksiyonda hep sıkıntı yok. Bağlam da var abi. Niye üflemedin? Eşya yükledim abi. Sana şerefim ben ne yapmasın mobil ubleştim. Alkollü olduğunu itiraf eden nakliyecinin sürücü belgesi de yanında değildi. O da ehliyetini kaptırdı. 21 bin lira da ceza yedi. Benim araba buradayken çekiyorsun abi. Çekemezsin abi. Ben noktaya mı girdim abi? Nasıl kullanmayacağım ya? Mal benim abi. Nasıl kullanmayacağım? 57 milyar vergi borcu ödedim. Daha yeni sabah. Sonra da işi pişkinliğe vurdu. Bir de polisten hesap sordu. Ben ne yapacağım şimdi? Benim araba selletim gitti, ne yapacağım şimdi? Alkollü sürücüler giderken de rahat durmadı. Sokaktaki bir adamla tekme tokat kavgaya tutuştu. Tamam bırak.